Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik akıllı defterde dik prizmalar konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet hazırsak dersimize başlayalım. Arkadaşlar öncelikle dik prizma ne demektir inceleyelim. Tabanları birbirine paralel Ve eş çokgensel bölgeler ile yan yüzleri taban düzlemine gençler dik birer, dik birer dik dörtgensel bölge olan cisimlere dik prizmalar diyoruz. Evet, tabanları paralel olacak, yan yüzeylerde gençler taban düzlemine dik duracak şekilde dikdörtgensel bölgelerden oluşan cisimlere dik prizmalar diyoruz. Dik prizmalar gençler tabandaki çokgensel bölgeye göre isimlendirilir. Örneğin üçgen prizma, kare prizma ve beşgen prizma gibi diye söyleyelim. Şimdi gençler elemanlarını tanıyacak olursam bakın buradaki üst tabandır. Evet köşe arkadaşlar bakın ayrıtlarının yani kenarların birleştiği üç kenarın birleştiği yere köşe diyoruz. Evet burası gençler bizim için yan ayrıt veya yükseklik diyelim cismi yüksekliğe veya yana ayrıt diyoruz. Evet bu kısma da gençler şuradaki bakın buradaki dikdörtgenin ismine de yan yüz diyoruz. Evet şu alt taraftaki gençler bakın şuradaki dikdörtgenimize de alt taban adını veriyoruz. Evet devam ediyorum gençler etkinliklerimize geçiyorum. Evet arkadaşlar birinci etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen prizmalara göre boşlukları doldurunuz ve açılımını çiziniz diyor. Gerçekten ilk verilen şekil bizim için bakın küp yani bütün yüzeyleri 6 tane eşit kareden oluşan şeklini adına küp diyoruz. O halde şöyle 4 tane yan yüzeyi çiziyorum. Evet da bu şekilde çizebiliriz. Evet. Gençler bakın burada ya paralel yüzeyler ve yan yüz şekillerini isteyeceği için o halde şöyle yapabilirim paralel yüzler için. Bunlara isim verecek olursam A, B, C, D ve E, F yüzeylerimiz olsun. Evet öncelikle taban sayısı gençler. Alt ve üst tabanımız var. Taban sayısı 2'dir. Köşe sayısı Bakın 1, 2, 3, 4. 4 aşağıda var 8'dir. 100 sayısı gençler 4 tane yan 100. Alt ve üstlerimiz var. Toplamda 6 tane yüzü var. Yan 100 sayısı 4 tane. Ayrıtlar arkadaşlar küpün ayrıt sayısı. Bakın 1, 2, 3, 4 yanda. 5, 6, 7, 8. 4 üstte arkadaşlar 4 te altta toplam 12 ayrıtı vardır diyorum. Taban şekli gençler kare yan yüz şekli evet küpün arkadaşlar bütün yüzeyleri birbirine eşittir. Yan yüz şekli karedir. Birbirine paralel olanlar. Gençler bakın paralellikte şunu arayacağız. Ortak kenar veya ortak noktası olmayacak diyorum. O halde A ile C paraleldir. B ile D Son olarak da E ile F birbirine paraleldir. Evet, devam ediyorum. Kare prizma. Gençler adı üzerinde taban şeklimiz kare. Yan yüzeylerimiz dikdörtgen olacak diyoruz. Taban sayısına baktığımız zaman toplam iki tabanımız var. Evet öncelikle bir de açılımını yazalım. Çizelim gençler. Şöyle yan yüzeyler dikdörtgen olacak şekilde. Evet bunlar yan yüzlerimiz. Bunlar da alt ve üst tabanlarımız diyeceğiz. Yine bunları şöyle isimlendireyim arkadaşlar. A, B, C, D, E ve F şeklinde isimlendirdim. Şimdi köşe sayısı 1, 2, 3, 4, 4 aşağıda var. Toplam 8 köşemiz var. 100 sayısı arkadaşlar 4 yanda 2 altta 2 tane alt ve üstte var yani birer tane. Yani toplam 6 tane yüz var. Yan yüz sayısı 4. Ayrı sayısı küple aynı arkadaşlar 12. Taban şekli kare. Yan yüz şekli dikdörtgen. Ve birbirine paralel yüzler A ile F B ile D ve C ile E de birbirine paraleldir. Evet temizliyorum. Devam ediyorum gençler. E, evet, C de dikdörtgenler prizmasından. Açılımını çizeceğiz öncelikle. Hemen şöyle yap. Dikdörtgen olacağını dikkat ediyorum arkadaşlar. Burada karşılıklı paralel yüzeylerimiz olacak. Evet arkadaşlar ben bunu buraya açabilirim. İsteyen arkadaşlar için şöyle de söyleyeyim. Sadece oraya değil. Buraya da açılımını yapabilirim. Alt ve üst tabanı diyelim. Şimdi gençler. isimlendirecek olursam ne yapalım? Nereden başlıyorum? Şuradan A, B, C, D, E ve F diye isimlendirdik. Evet taban şekli gençler dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri dikdörtgendir diyorum. Ve taban şekli ne olacak? Pardon taban sayısı arkadaşlar. 2 tane 1 ve 2 tane arkadaşlar bakın. Alt üst taban, alt taban. Yani taban sayımız 2. Köşe sayımız 4 üstte 4 de aşağıda 6 pardon 8. Yüz sayısı gençler 4 tane yan yüzümüz var. 2 tane de alt ve 3'te var. Toplam 6 tane. Yan yüz sayısı 4 tane. Ayrı sayısı 12. Taban şeklimiz dikdörtgen. yan yüz şeklimizde dikdörtgen gençler. Dikdörtgenin tüm yüzeyleri dikdörtgenden oluşuyor. Paralel yüzler. Bakın burada A ile C B ile D şu B gençler E ile de F birbirine paraleldir. Evet. Üçgen prizmaya bakıyorum arkadaşlar. Hemen yanda neyimiz var? 3 tane dikdörtgenimiz olacak. Prizmaların yan yüzeyleri gençler dik dörtgenlerden oluşur diyoruz. alayım. Evet taban sayısı arkadaşlar iki tane tabanımız var. Altı ve üst köşe sayısı 3 tane yukarıda 3 tane altta 6 tane. Yan yüz sayısı 3. Evet yüz sayısı arkadaşlar pardon yüz sayısı 3 tane yanda var. 2 de altı ve üstte var toplamda 5 tane. Yan yüz sayısı 3. Ayrı sayısı 1 2 3 4 5 6 3 de altta var 9 tane. Taban şeklimiz üçgen. Yan yüz şekli yine dikdörtgen diyoruz. Evet paralel yüzler gençler. Bakın yan yüzeylerde arkadaşlar kuralımız şu. Eğer tek sayıysa yan yüzler. Yan yüzlerde paralellik yok. Sadece alt ve üst taban var. Yan yüzlerin paralel olması için evet yandaki yüz sayısının ne olması gerekir gençler? Çift sayı olması gerekir diyelim. Evet devam ediyorum. Evet. Altıgen prizma gençler. Altıgen prizmada hemen şöyle 6 tane dikdörtgen olacak şekilde Evet arkadaşlar. Hemen bir de altıgenimizi çizelim. Kalemi alayım. Evet. Evet, isimlendirecek olursam gençler. A, B, C, D, E, F yan yüzlerimiz olsun. F'den sonra G ve H de 6 üst taban olsun. Şimdi taban sayısına baktığımız zaman 1, 2, 6 ve üst var. 2 tane taban var. Köşe sayısı 6 yukarıda, 6 aşağıda. 12 tane köşemiz var. Yüz sayısı arkadaşlar toplamda 6 tane yan yüzümüz var. 2 de alt ve üstte var. Toplamda 8 tane yüz var. Yan yüz sayısı 6 dedik. Ayrı sayısı gençler 6 yukarıda 6 aşağıda 6 da yanlarda 3 kere 6'dan 18 tane. Taban şekli gençler altıgen. Yan yüz şekli dikdörtgen. Evet gençler paralel yüzlere baktığımız zaman A ile gençler D'ye bakın iki tane atlıyorum buraya dikkat edelim İki tane atlayacağım A ile D diyorum devam ediyorum B ile yine iki tane atlıyorum E C ile de F aynı zamanda alt ve üst tabanlar da paraleldir G ile de H birbirine paraleldir diyorum. Evet, devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim gençler. Aşağıda açılım verilen prizmaların isimlerini bulalım diyor gençler. Baktığımız zaman 6 tane eş karelerden oluşuyor. O halde 3'üne de küp diyoruz. Evet 6 tane eş kareden oluşuyor. Kapalı şekli küp olur diyoruz. Gençler bakın küplerin farklı şekillerde açılımları olduğunu da görmüş olalım. Evet devam edelim. Evet gençler ilk şeklimize baktığımız zaman bakın alt tabanı kare yanlar dikdörtgen o halde kare prizma. E'ye bakıyorum yine alt ve üst taban kare. Kare prizma. F'ye baktığımız zaman arkadaşlar bütün yüzeyler dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyoruz. Devam ediyorum. Evet, G'de alt ve üst tabanımız üçgen olduğu için üçgen prizma. H üçgen prizma. Bakın bu da gençler üçgen prizmadır. Evet. Burada 90 dereceyi görünce arkadaşlar dik üçgen prizma da diyebiliriz. Evet devam edelim. Aşağıda santimetre cinsinden verilen prizmaların ayrıt uzunluklarını açılımları üzerine gösterelim istiyor. Gençler alt ve üst tabanlar kare. Bakın 4'e 4 gördüm. Yani birbirine eşit gördüm. O halde buralara 4 diyorum. Şimdi bakın gençler bu kenar burayla eşittir. O halde 4'tür. Bakın bu kenarlarda 4'erdir. Şekil üzerinde prizmanın yüksekliği 10 santimetre. Ama dikdörtgenin bu kenarları da 10'ar santimetre olur diyelim. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz arkadaşlar şekil dikdörtgenler prizması. Şimdi dikdörtgenler prizması olduğuna göre. Şimdi yüksekliği arkadaşlar şöyle 8 yazabilirim. Buralar 8 yazım. Diğerini 6 ve 4 ile eşleştireceğim. Şu kısa olan 4. Bu 6 olsun. 4. Bakın burası 4. Bununla bu birleşir. Üstteki kenarımıza da burası birleşir. 6. 4 olur diyoruz. Burası da 6. Evet. 4. 6. Evet. Temizliyorum ve devam ediyorum. C'de gençler şeklimizi küp. Bakın her yüzeyi birbirine eşit. O halde bütün kenarları 7 birim olacak diyorum. Evet devam edelim. Evet üçgen prizmada gençler bakın. Dik üçgen prizma olduğunu görüyorum. O halde bu kenarımız 13. Yani Pisagor'da Pisagor bağıntısından arkadaşlar 5, 12, 13 üçgeni var. Bu kenar 5. 12 ise hipotenüs 13. Bakın burası hipotenüstür. Bu kenar kapandığı zaman burayla birleştik. O halde bu kenarımızda 5 olur diyorum. Bakın burası 12. 5, 13. 13 ve 5'tir. Yükseklik de 20 cm. Evet. E'deki etkinliğe geçiyorum. Evet, altıgen prizma gençler düzgün altıgen olduğunu görüyorum. Bakın bir kenarı 4. O halde tabanlar 4'er birimden oluşuyor. Kapandığı zaman gençler bakın bunlar da 4'er birimdir diyorum. Evet altıgen prizmamızın yüksekliği de 8'miş. Evet, temizliyorum ve devam ediyorum gençler. Evet, dördüncü etkinlikte aşağıda verilen prizmadan çeşitlerini bulalım, belirleyelim. Ayrı uzunluklar santimetre cinsinden verilmiş. İlk şeklimize baktığımız zaman gençler kenarların dörder santimetre olduğunu görüyorum. Yani bütün kenarlar karedir. O halde şeklimizin adını küp olarak veriyoruz. B'ye bakıyorum. Alt taban arkadaşlar kare. Bakın yükseklikler yandaki yüzeylerimiz dikdörtgen. O halde kare prizma. C'de yine alt tabanın 2'ye 2 kare olduğunu görüyorum. Yan yüzeylerimizi dikdörtgen. O halde kare prizma diyoruz. Evet D'ye bakıyorum. Bütün yüzeylerin ayrıtları farklı uzunlukta. Yani tüm yüzeylerimiz dikdörtgen. O halde dikdörtgenler prizması. Adını veriyoruz. Evet devam edelim. Evet 5 santimetre arkadaşlar o halde hepsi birbirine eşit olduğu için küp diyorum. Ayrı uzunlukları birbirinden farklı. Dikdörtgenler prizması. Tüm yüzeylerimiz dikdörtgen diyoruz. Evet tabanın arkadaşlar kare olduğunu gördüm. O halde kare prizma. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar, alt ve üst tabanımız üçgen. O halde üçgen prizma adını veriyorum. Evet, 1 2 3 4 5 6 altıgen prizma. Evet, alt tabanımız arkadaşlar bakın burası veya üst tabana diyebilirsiniz. Tabanın şekli üçgen olduğu için üçgen prizma. Prizmayı yan yatırırsak arkadaşlar yine taban tabanlıktan vazgeçmez diye söyleyelim. Evet temizleyerek devam edelim. Evet gençler. Beşinci etkinliğe baktığımız zaman benden ne istiyor? Aşağıda verilen prizmaların ayrıt uzunlukları toplamını bulalım. Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden verildiğini söylüyor. Şimdi gençler küpte bakın 1, 2, 3, 4. 4 de yanda 8, 4 de tabanda 12. Toplam 12 tane ayrıt var. O halde 12 çarpı 11 ayrı uzunlukları toplama 132 santimetredir. Şimdi buraya bakıyorum. 6, 8 dik üçgen olduğuna göre burası 10'dur. 6, 8, 10. O halde arkadaşlar şöyle yapabilirim. 6 ve üst tabanda arkadaşlar 6, 8 ve 10 var. Bunlar iki tane olduğu için 2 çarpı 6 artı 8 artı 10 Artı yan yüzeylerimizde 3 tane 20 var. 3 çarpı 20 diyorum. Düzenleyecek olursam 6, 8 daha 14. 10 daha 24. 2 çarpı 24. 3 kere 20 60. 2 ile 24'ü çarptım. 48 artı 60'dan 108 santimetre olur diyorum. Evet. C'ye bakıyorum gençler. Dikdörtgenler prizması o halde. Bakın 1, 2, 3, 4 tane 12. Aynı şekilde 4 tane yüksekliğimiz yani 4 tane 10 var. Artı 4 tane de 20 cm. 4 kere 12, 48. Artı 4 kere 10, 40. 4 kere 20 de 80. Şimdi arkadaşlar 80. 40 daha 120. 48'den 168 santimetre olur diyorum. Evet. D'ye bakalım gençler. Altıgen prizma. O halde 6 tane yukarıda 8 var. 6 tane de aşağıda arkadaşlar. O halde toplam 12 tane 8'imiz var. Artı 6 tane yan yüzeyde 12 var. 6 çarpı 12. 12 ile 8 çarptım. 96 artı 6 kere 12. 72 168 cm olur. D'deki ayrıt uzunlukları toplamı diyorum. Evet buraya bakıyorum gençler. Alt taban ve üst taban kare. O halde 4 tane altta 4 tane yukarıda var. 8 tane 15 var. Artı 4 de yüksekliğimiz var. 4 çarpı 22. Buradan 8 çarpı 15 120. Artı 4 kere 22 88. Topladığımız zaman 208 santimetre olur. Ayrıt uzunlukları toplamı deriz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğimize geçiyorum. Evet ayrıt uzunlukları toplamı kök 288 santimetre olan küpün bir ayrıtının uzunluğunu bulalım diyor. Gençler küpün ayrıt sayısı 12 tane ayrıtı vardı. O ben kök 288'i bir ayrıtını bulabilmek için 12'ye bölmem gerekir. 288 gençler 144 çarpı 2 demektir. Bunu 12 kök 2 olarak yazılır. Böyle 12. 12'ler gitti. Kök 2 santimetre olur. Bir ayrıt uzunluğu diyorum. Evet, temizlik devam edelim. Evet 7. soruya geldiğimiz zaman bir ayrıtın uzunluğu kök 54 cm olan küpün ayrıt uzunlukları toplamı arkadaşlar toplam ayrıt sayısı 12 idi. 12 ile kök 54'ü çarpmamız gerekir. Kök 54 gençler 9 çarpı 6 demektir. O halde 12 çarpı 9'u 3 olarak çıkartırsak 3 kök 6 12 kere 3 36 kök 6 cm olur. Ayrıt uzunlukları toplamı deriz. evet Devam ediyorum. Yandaki eşkenar üçgen prizmada mavi renkli doğru parçasının uzunluğunu bulalım. Gerçekten bakın cismin içerisinden ne yapıyoruz? Cisim köşegeni gibi düşünebiliriz. O halde şurası 24 cm. Arkadaşlar bakın burası 7 cm. Burada dik olduğunu görüyorum. O halde buradan bize şöyle bir dik üçgen çizdiğimizi düşünelim. Burası 7. Burası 24 ise evet. Pisagor bağıntısında arkadaşlar 7, 24 25 üçgenimiz vardı. O halde sorumuzun cevabı 25 santimetre olur diyoruz. Evet bakın burası 25 santimetre olur diyorum. Evet devam edelim. Evet gençler 9. soruda arkadaşlar bakın bu cismin adına biz yüzey köşegeni diyoruz. Şimdi yüzey köşegeninde şurası yüzey köşegen arkadaşlar. O halde ben buraya x dersem. Burası da 8'dir. Bakın burada bir diklik görüyoruz. O halde dik kenarımız 8 8. Evet o halde x'in değeri ne olur arkadaşlar? Eğer kenarlar bizim için eşitse a a ise a kök 2 idi. Pisagor bağıntısını hatırlayalım. O halde x'in değeri buradan 8 kök 2 olur diyoruz. Yani 8'in karesi ile 8'in karesi x kareye eşittir diyebiliriz. O halde x 8 kök 2 ise gençler burası 8. Benden bunun alanı istiyor. 8 çarpı 8 kök 2. 64, iki, 64 kök 2 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet, temizleyerek devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler. Bir ayrıt uzunluğu 6 cm olan küpün x ve y yüzey köşegen uzunlukları toplam kaçtır? Gençler bakın burası da 6'dır. O halde dik üçgenden 6, 6'yı gördüysem buraya 6 kök 2 diyebilirim. İstersek bize size gösterelim. x'in karesi 6'nın karesi artı 6'nın karesi 36 artı 36 x kare 72 ise x'in değeri kök 72 bunu da 6 kök 2 olarak yazarız. Gerçekten o halde yüzey köşegeni için ne diyorum bakın birisi a diğeri a ise hipotenüs bizim için a kök 2 olur diyoruz. Şimdi burada y de arkadaşlar yüzey köşegeni o halde 2 tane 6 kök 2'yi topluyorum. 12 kök 2 santimetre olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet temizleyerek devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir ayrıt uzunluğu 8 santimetre olan küpte cisim köşegeni. Gençler bakın bu da önemli. Eğer küpün cisim köşegeni, küpün bir ayrıtı A ise cisim köşegeni A'nın kök 3 katıdır arkadaşlar. A kök 3'tür diyoruz. O halde bizden istediği cisim köşegeni 8 kök 3 olur deriz. Tabi arkadaşlar bunu ezber yapmak istemezsek de şöyle gösterelim. Öncelikle bakın alttan yüzey köşegenini çiziyorum. Bu yüzey köşegeni için Burası 8 ise arkadaşlar bakın diklik burada. 8 8 ise burası 8 kök 2'dir. Pisagor bağıntısından. Şimdi karşı 8. Alt tabanımız 8 kök 2. O halde 8 8 kök 2. Buraya da x dersem. Bakın x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 8 kök 2'nin karesi olur. Yüzey köşe pardon cisim köşegeni diyorum. Burada x kare 64 artı 8'in karesi 64 Kök 2'nin karesi 2. O halde ne olur? 120. 64 çarpı 2. 128 olur. O halde X kare 64 ile 128 topluyorum. 12 elde var 1. 6, 8, 9, 192. X'in değeri de kök 192 değer. Bunu da kare çıkartırsak 64 çarpı 3. Yani 8 kök 3 olur deriz. Yani sorumuzun cevabını 8 kök 3 olarak vermiş olalım. Evet devam ediyorum arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyorum Yanda verilen dikdörtgenler prizmasında cisim köşegenin Uzunluğunu bulalım diyor Gerçi cisim köşegenini bulmak için öncelikle Bakın şöyle Doğru parçamı alıyorum Yüzey köşegene bakıyorum Şimdi bir kenarımız 3 Diğer kenarımız 4 arkadaşlar bakın burada diklik var O halde yüzey köşegeni 5'tir diyorum Bakın burada da dikliğimiz var. O 5, 12, 13 üçgeni oluşur. Cisim köşegeninde diyoruz. Evet, iki tane dik üçgenimiz var. Birisi 3, 4, 5. Diğeri 5, 12, 13 olur diyelim. Evet temizliyorum ve devam ediyorum. Tabanı ikizkenar üçgen olan dik prizmada FC, G, FG'yi FC, Evet gençler. FC FG'ye Yani bunlar ikiz kenar üçgendir diyoruz. Evet bunlar birbirine eşitse gençler. Bunlar ikiz kenardır. Yani buralarda onar santimetredir diyoruz. A ile de AB birbirine, EB birbirine eşit. ikiz kenar olduğunu belirledik. O halde E, F'yi yani E'den arkadaki arkadaşlar ortaya gidiyor. Dikkat edelim. E, istiyor. Şimdi gençler, öncelikle şu yüksekliği bulmak istersem, bakın AB kenarının yüksekliğini bulacağım. Biliyorsunuz ikizkenar kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. O halde buralar 6'dır. Bakın 6, 8, 13 üçgeni var diyorum. O halde yüksekliğimiz 8. Şimdi gençler, şurayı birleştirdiğime bakın. 12'nin üzerinden F'ye bir doğru parça çiziyorum. Evet arkadaşlar bakın burası 15 yükseklik 8 olacak. Şöyle bir dik üçgen oldu. Alt tabanımız 15 yükseklik 8. Evet dik üçgeni görüyorum 8 15 17 üçgeni vardır diyorum ve sorumuzun cevabını 17 olarak veriyorum. 17 santimetre olur. Bizden istenilen EF'nin uzunluğu diyoruz. Evet, temizleyerek devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar. 14. soruya baktığımız zaman dikdörtgenler prizma şeklindeki aynı ölçülerdeki kutular doğrusal doğrusal aralarında mesafeler eşit yere dik ve birbirine paralel olacak şekilde dizilmiştir. A noktasındaki taş devrildikten sonra her taş sırasıyla bir sonraki taşı yerinden kaydırmadan deviriyor ve son taş devriliğinde B noktasına geliyor. AB uzunluğu 106 santimetre olduğuna göre kullanılan dikdörtgenler prizmaların hacimleri toplamını santimetre cinsinden bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar o halde öncelikle bunları yana devirdim düşünecek olursam bakın şöyle dikdörtgenlerimi alıyorum. Bu A köşesine ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın şuradan sağa doğru deviriyorum. Evet. Buraya geldim. Arkadaşlar bakın bu 2 santimetre. Şuraya araya 2 santimetremizi koyalım. Tekrar bir 10 santimetre çizdiğimi düşünüyorum. Evet örüntümüz bu şekilde devam edecek gençler. Evet burada en son o olmayacak diyoruz. Çünkü B'de bitiyor. Şimdi burası A köşemiz. Burası B noktamız. Köşe dedik arkadaşlar. B noktası. Şimdi bakın 10 2 10 2 10 devam ediyoruz. 2 ve 10. Sonunda arkadaşlar 2 ile 10 ile bitiyor. Yani 12 ile bitiyor. O halde bak 2 10 12 2 10 12 ve başlangıçta da 10 var diyelim. O halde şöyle diyebilirim arkadaşlar. Toplamı 106 olduğuna göre 106'dan başlangıçtaki 10'u çıkaralım. 96 santimetre. Şimdi arkadaşlar bu 96'ın içerisinde kaç tane 12 var? O halde 96'yı 12'ye bölersem 8 tane 12 o olduğunu görüyorum. Peki arkadaşlar 8 tane 12 var. başlangıçta bir deneyimiz var arkadaşlar bizim? Bir de başlangıçta 10 vardı. O halde 8 artı 1. Kaç tane taş kullanmış oldu gençler? 9 tane taş kullanmış oldu. Toplam taş sayısı 9. Şimdi önceki bir prizmanın hacmi için arkadaşlar ne yaparım? Bakın buradaki ayrıtları çarparız. O halde hacim bir tanesi için 10 çarpı 2 çarpı 6'dan 2 kere 6 12 10 ile çarptım 120. Şimdi 9 tane olduğuna göre toplam hacim 9 çarpı 120 9 12'yi çarparsam 108 bir de 0 ekliyorum 1080 santimetre küp olur hacim diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar 15'in soruya geldiğim zaman bir ayrıtım uzunluğu y santimetre olan küp şeklindeki bir kutunun görünen üç yüzü aşağı yandaki gibidir. Küpün karşılıklı yüzlerinin görünümü de aynıdır. Gençler yani tam karşısında aynı görünümde var. Ona göre küpteki gri olmayan alanların toplamını veren cebirsel ifadeyi bulalım diyor. Şimdi gençler o halde mavi için bakın burası Y burası Y ise bir mavi üçgenin alanı diyelim. Y çarpı Y bölü 2'den Y kare bölü 2 yapar arkadaşlar. 2 tane var. 2 mavi diyorum. 2 çarpı y kare bölü 2 iki. 2'ler birbirini götürür. O halde toplam mavi olarak arkadaşlar y kare vardır diyoruz. Evet. Mavilerin toplamı y kare. Devam ediyorum. Şimdi kahverenge bakalım arkadaşlar. Bakın burası. Dikkat edin gençler. x eksildi. O halde bu kenarımız bizim ne oldu arkadaşlar? y eksi x oldu. O halde alan için bir kahverengi diyorum. Y çarpı Y eksi X bölü 2'dir. Peki arkadaşlar burayı düzenleyecek olursak Y'leri içeri dağıtıyorum. Y kare eksi Y X bölü 2. Şimdi arkadaşlar bunlar iki tane var. 2 kahverengi diyorum. 2 çarpı y kare eksi y x bölü 2'den 2'ler gider. y kare eksi y x kalır diyelim. Ve x y de diyebiliriz. Evet gençler. Şimdi yukarıya bakıyorum arkadaşlar. Toplam neydi bizim için? Şurası y idi. Bakın 1 x buradan 1 x buradan gitti. O halde şu sarının bir kenarı y eksi 2 x olur diyorum. E aynı şekilde Buradan da iki tane x gidiyor, yani oradaki karedir ve bir kenarı y eksi 2x'tir diyelim. O halde bir tane sarı için arkadaşlar, şuradan sarının alanı diyorum. Bir sarı alan y eksi 2x'in karesi. Şimdi arkadaşlar bunu açacak olursam y kare birinci ile ikinciyi çarptım eksi 2xy. 2 katı eksi 4 x y artı ikincinin karesi 4 x kare. Şimdi gençler buradan 2 tane var. O halde 2 sarı diyelim. Direkt 2 ile çarparak yazıyorum. 2 y kare eksi 8 x y artı 8 x kare. Şöyle şöyle bölelim ve karışmasın. Evet gençler. Şimdi bunları ne yapacağım? Ben bunların hepsini ayrı ayrı toplayacağız. Şimdi iki tane mavi arkadaşlar y kareydi. Artı. iki kahverengi y kare eksi x y. Şunu x y şeklinde yazabilirim. Y kare eksi x y. Artı. Sarıların toplam alanı 2 y kare eksi 8 x y artı 8 x kare. Şimdi gençler şuradan düzenleyecek olursam. Y karelere bakıyorum. 1 y kare burada var. 1 y kare de burada var. 2 y kare. 2 y kare de burada var. 4 y kare. Evet. Eksi 8 x y'ye daha. Eksi 9 x y'ye. Artı. X kare gençler sadece nerede var? Bakın burada var. 8 x kare. Evet. Toplam alanı. 4y kare eksi 9 y artı 8x kare olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar 16. soruya devam ediyorum. Hacim 8 cm küp olan eş küplerden kare prizma şeklindeki dolaba birinci satırdaki gibi aralarının boşluk kalmayacak şekilde 60 tane yan yana dizilebiliyor. Aynı küpler ilk küp ile duvar arasında boşluk kalmayacak ve ardışık her iki küpün arasındaki mesafe en küçük asal sayıdan başlamak üzere 2, 3, 5, 7 şeklinde asal sayı olacak şekilde artarak ikinci satırdaki gibi dizilecektir. Buna göre ikinci satıra en fazla kaç tane küp sığabileceğini, kaç tane küp dizilebileceğini bulalım diyor. Şimdi gerçekten hacmi 8 santimetre küpse O halde küpün arkadaşlar hacmi A çarpı A çarpı A'dan A'nın küpüydü. O halde ben bunu 8 dersem arkadaşlar. A küp eşittir. 8'e 2'nin küpü şeklinde yazarsam A'nın değeri 2 cm olur diyoruz. Demek ki şöyle bir kenarımız 2 cm. E buradan 60 tane dizilebiliyormuş. O halde arkadaşlar bu uzunluğumuz ne olur? 60 çarpı 2'den 120 santimetre olur diyoruz. Şimdi demek ki arkadaşlar buradaki kare prizma şeklindeki dolabımızın uzunluğunu arkadaşlar ne diyoruz? 120 santimetre diyoruz. Şimdi bu 120 santimetreyi bakın şu küplerimizi 2'şer santimetre olacak şekilde devam edeceğiz. Aralardaki da asal sayılar olacak. O halde arkadaşlar şöyle sağ, sağdan sola doğru gelelim. Bunlar küplerimiz olsun. Aralarda da boşluklarımız olacak gençler. Evet buradan başlayalım arkadaşlar. Şunlar ikişer santimetre. E, toplamı 120'ye Olacak diyoruz 120 geçmeyeceğiz. Dikkat edelim şimdi. Evet, ilkini arkadaşlar 2'yi yerleştirdim. Aralardaki sayılarımız asal sayılar. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ve 20 3 diyorum. Şimdi arkadaşlar bunları toplayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 2 var. 10 çarpı 2'den 20 santimetre artım. Şöyle alt alta yazıp toplayabilirim arkadaşlar. 23, 19, 17 ve 13. Şunları alt alta yazayım. 23 19 17 13 ve 11'i. Buradan yazdım. 7, 5 daha 12. 3 daha 15, 2 daha 17. Bir de 17 ekliyorum. Şimdi topluyorum arkadaşlar. 9, 3 daha. 12, 19, 22, 23, 30. Elde var 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 de burada var 10. Evet. 100 oldum. 20, 100 daha 120 santimetreyi elde ettim diyorum kaç tane arkadaşlar? Bakın burada toplamda toplam en fazla 10 küp sığar diyoruz. Yerleştirilir diyelim. Evet, en fazla 10 tane küp yerleştirilir dedim. Devam ediyorum. 17. soruya geçiyorum. Evet biraz büyütüyorum gençler. Şimdi 17. soruya baktığımız zaman arkadaşlar paletin tanımını verdi. Aşağıda farklı ölçülerde iki farklı palet örneği verilmiştir. İki farklı palet arasında yerleştirilen ve ayrı uzunlukları tam sayı olan kare prizma şeklindeki kare bloğun, tahta bloğun hacminin en küçük tam sayı değeri kaç santimetre küptür diye soruyor. Şimdi gençler kare prizma kahverengi paletlerden kısa, gri paletlerden uzundur. Yani ben bunun yüksekliğine x dersem soldakinden kısa, sağdakinden uzun olacak diyorum. Şimdi gençler öncelikle şu soldakilere bakıyorum. Bakın burası kök 2 ydi. O halde şuralar kök 2. Şuraların hepsi kök 2 gençler. Şimdi baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kök 2 var. Kahve rengi diyelim. 8 çarpı kök 2 artı 8 tane varsa arkadaşlar 7 tane aralık vardır. Bakın bu her bir aralıkta kök 8 O halde 7 çarpı kök 8. Şimdi bunları toplayacağım gençler. Düzenleyecek olursam 8 kök 2. Kök 8'i 2 kök 2 olarak yazarım. 7 çarpı 2. Kök 2. Burası 8 kök 2 artı. 14 kök 2. 8'e 14 topladım. 22 kök 2 santimetre oldu. Şimdi şu yüksekliğimiz 22 kök 2. Şimdi sağdaki arkadaşlar gri palete bakıyorum. Bakın burası kök 8'dim. 1, 2, 3, 4 tane kök 8. 4 çarpı kök 8. Artı. 3 tane de aralığımız var. 3 çarpı kök 32 Köklerden çıkaracak olursam 4 çarpı 2 kök 2 artı 3 çarpı 32 16, 16 çarpı 2 demektir. Yani 4 kök 2 düzenlersem 4 kere 2 8 kök 2 artı 12 kök 2 8 ile 12 toplarsak da 20 kök 2 santimetre olur diyoruz. Peki arkadaşlar o halde ben şu yüksekliğimiz ne olması gerekiyor diyoruz. 20 kökü 2'den büyük. X dersem yüksekliğime. 22 kök 2'den küçük olacak diyorum. Şimdi 20 ve 22 kare kök içerisine alırsam gençler. 20 kök 2. 20 kare kök içerisine 400 olarak girer. 400 çarpı 2'den kök 800'dür. 22 kök 2 de gençler 22,484 olarak girer. Kök 968'dir. Demek ki kök 800 ile kök 968 arasında olacak diyorum. Gerçekten kök 800'den büyük en küçük tam kare sayımız 29 Olur diyoruz buraya gelecek sayılar 29, 30 ve 31'dir. Şimdi 29'u arkadaşlar 29'u gösterelim. 29. Karesi arkadaşlar 29'un karesi 841'dir. Bakın 841 de bu araya girer diyoruz. O halde en az ne almam gerekir? En küçük değer dediği için 29'u alıyorum. Hacim için, evet tabanımız arkadaşlar kare prizma. Yani 8 çarpı 8 çarpı 29. 8 kere 8 64. 64 ile 129 çarparsam da 1856 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler. Bir otoparkın içinde bulunan kare prizma şeklindeki küple sütunların belli bir sayıda belli bir kısmına karanlıkta parlayan ve sürücülerin dikkatini çeken uyarıcı bantlar görsellik gibi yapıştırılmıştır. Buna göre yukarıda ölçüsü verilen bantlar, gençler bakın bantımızın ölçüsü burada veriliyor. 10 santimetre, 160 cm. Aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde parçalanmadan görselde görülen tüm sütunların Yan yüzlerine yapıştırıldığında en az kaç tane bant kullanılır diye soruyor. Şimdi gençler toplamda 9 tane sütun görüyorum. Tüm sütunlarda değil. 9 sütun var. Şimdi 120 santimetre bir tam onda 2 metre santimetreye çevirirsem gençler 120 santimetredir. Şimdi bakın bir tanesi arkadaşlar bantımızın şu genişliği veya yükseklik diyebilirsiniz. 10 santimetre. O halde ben 120'yi 10'a bölersem 12 tane arkadaşlar bant gerekir diyorum. Bakın böyle yataydı. Şöyle toplamda 12 tane bunların her birisi 10 olursa toplam 12 tane bant gerekir. Şimdi gençler kare prizma şeklinde dedi bakın bir kenarı mı pardon 40 toplam genişliğimizde 160'tı. Ben 160'ı 40'a bölersem 4 bir tarafını çevir arkadaşlar. Yani bu 160 cm arkadaşlar bir duvarın dört etrafını dolanır diyeceğiz. Yani o halde benim için burada genişlikle ilgili sıkıntımız yok. Yükseklikte de arkadaşlar her sütunda 12 tane bant kullanacağım diyorum. O halde toplam 12 çarpı 9 sütun vardı. 12 çarpı 9 ne yapar gençler? 108 tane bant gerekir diyoruz. Evet, toplam 108 tane bant gerekir deriz. Evet şöyle. 9'umuzu daha güzel yazalım. en evet, sorumuzun cevabını 108 olarak veriyorum. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, dikdörtgenler prizması biçimindeki kutular aşağıdaki büyük kutunun içine mavi kutular altta yeşil kutular üstte olacak bir olmak üzere iki sıra halinde en az sayıda olmak şartıyla kendi aralarında ve büyük kutu ile aralarında boşluk kalmayacak şekilde görseldeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre başlangıçta boş olan büyük kutunun hacmini bulalım. Şimdi gençler bakın buradaki mavi ve yeşil kutulara baktığımız zaman genişlikleri kök 8. O halde büyük kutunun da genişliği kök 8'dir gençler. Şimdi yüksekliğe bakıyorum arkadaşlar. Kök 5 burada var. Kök 5 de burada var. 2 tane kök 5 sığdığına göre Yüksekliğimizde 2 kök 5 olacak diyoruz. Büyük kutunun diyelim. Evet 2 kök 5 yükseklik. Kök 8 de arkadaşlar genişlik. Peki şimdi buraya baktığımız zaman kök 27 arkadaşlar ne demektir? 3 kök 3. Bu da 5 kök 3. Şimdi yatayda baktığımız zaman dolamın uzunluğu arkadaşlar veya kutunun uzunluğu 3 üç kök 3 ile 5 kök 3'ün neyi olması gerekiyor? Ebobu pardon ekoku olması gerekir diyorum. Evet 3 Üç kök 3 ile 5 kök 3'ün ek oku olacak arkadaşlar. 3 Üç kök 3 ile 5 kök 3'ün ek oku en küçük ortak katı 15 kök 3'dür. Yani şuradaki uzunluğumuz 15 kök 3'dür diyoruz. Peki gençler o halde ne yapıyorum şimdi? Buradaki hacim bulmak için bütün elemanları öğrendik. Hacim diyelim. Uzunumuz 15 kök 3. Çarpı. Şu kök 8'i gençler düzeltirsem 2 kök 2 demektir. 2 kök 2 çarpı 2 kök 5. Şimdi 15 çarpı 2 30. 2 ile çarptım 60. Köklerde kök içerisine çarparım. 3 kere 2 6. 6 kere 5 30. 60 kök 30 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.